Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapılışı farklı, yumuşacık, lezzetli poğaçalar hazırlıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için bize gerekli olan malzemelerimiz şöyle. 2 adet yumurta, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker kullanıyoruz. Birer çay bardağı ölçüsünde olacak şekilde ılık su, sıvı yağ ve yoğurdumuz var. Tepeleme 4 su bardağı un kullanacağız. Un için kullanmış olduğumuz bardak ölçüsü 200 ml'lik klasik su bardaklarından. Ve ayrıca poğaçaların ara katları için bir kase rendelenmiş kaşar peynir ve 150 gram kadar önceden eritilmiş tereyağımız var. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. Poğaçaların hamuru için ılık su, kuru maya ve toz şekeri yoğurma kabına alarak bir spatula yardımıyla şeker eriyip mayamız açılıncaya kadar kısa bir süre karıştırıyoruz. Daha sonra yumurtalarımızı ekliyoruz. Yumurtalardan bir tanesinin sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yumurtaları da ekleyip yumurtaların açılması için kısa bir süre karıştırdıktan hemen sonra sıvı yağ ve yoğurdumuzu ekliyoruz ve tekrardan karıştırma işlemine devam ediyoruz. Sıvı malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra unumuzu ekliyoruz. Unla birlikte tuzumuzu da ilave ediyoruz. Hafif ele yapışan, oldukça yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Kullanacağımız unun markasına, cinsine göre un miktarı değişebilir. Hamurumuzu yoğururken dilediğimiz kıvamı elde edebilmemiz için unumuzu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Bu önemli bir püf noktası. Dikkat edelim lütfen. Hamurumuzu spatula ile karıştırarak toparladıktan sonra spatulamı temizleyerek kenara alıyorum ve yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Geri kalan unumu ekleyip hamurumu şöyle bir yoğurduktan sonra tezgahın üzerine un serperek hamuru tezgahın üzerine alıyorum ve hamurun durumuna göre gerektikçe üzerine ara ara un serperek yaklaşık 3-4 dakika kadar hamurumu güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun yoğurma işlemini bitirdik. Hafif ele yapışan, pürüzsüz, yumuşacık bir hamur elde ettik. Hamurumu tekrardan kasenin içerisine alarak üzerine streç filmle kapatıyorum ve oda sıcaklığında yaklaşık 35 ya da 40 dakika kadar kabarması için bekletiyorum. Yaklaşık 40 dakika kadar kabarması için beklettiğimiz hamurumuz gayet güzel bir şekilde kabarmış. Tekrardan tezgahımızın üzerine hafifçe un serpiyoruz ve hamurumuzu tezgaha alarak içerisindeki ekşi kokusu ve havasının çıkması için şöyle birkaç dakika daha yoğuruyoruz. Yoğurma işlemini bitirdikten sonra hamurumuzu toparlayıp 4 eşit parçaya kesiyoruz ve kestiğimiz hamur parçalarını yuvarlayarak bezeler hazırlıyoruz.
Kullanmış olduğumuz malzemelerimizi her zamanki gibi ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bezelerimin hepsini hazırlayıp bir kenara aldıktan sonra ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak tezgahımın üzerine bolca un serpiyorum ve bir oklava yardımıyla ince ve büyük bir yufka halinde hamurumu açıyorum. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için oklavamıza yapışacaktır. O yüzden ara ara gerektikçe üzerine un serperek açma işlemine devam ediyoruz. Şu şekilde açmış olduğum yufkamı kenara alarak diğer yufkamı da aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Yapılışı biraz zor gibi gözükse de arkadaşlar, bana göre herkesin keyif alarak kolaylıkla hazırlayabileceği bir tarif. Bu tarifi muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olursanız da tarif hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İkinci yufkamızı da açarak hazırladıktan sonra önceden eritmiş olduğumuz tereyağımızdan bir fırça yardımıyla şu şekilde üzerine gezdirerek her tarafına eşit bir şekilde bolca sürüyoruz. Yufkamızın her tarafına güzel bir şekilde yağımızdan sürdükten sonra daha önce açmış olduğumuz yufkamızı üzerine seriyoruz ve kenarlarını çekiştirerek eşitliyoruz. Daha sonra aynı işlemi ikinci kez tekrarlayarak yağlama işlemini bitiriyoruz ve yufkalarımızı rulo şeklinde sarıyoruz. Rulo şeklinde sardıktan sonra yufkamızın tam orta kısmından iki eşit parçaya kesiyoruz. Daha sonra kesmiş olduğumuz parçaları üçer parmak genişliğinde olacak şekilde küçük parçalara ayırıyoruz. Kestiğim küçük hamur parçalarını avuçlarımın arasında toparlayarak yuvarlıyorum ve kabıma alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra geriye iki tane daha bezemiz kalmıştı. Diğer bezelerimizi de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Geriye kalan diğer hamurumu da aynı şekilde hazırlayıp tabağıma aldıktan sonra üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Yeterince dinlenen hamurumuzu buzdolabımızdan alarak poğaçalarımızın şekillendirme aşamasına geçiyoruz. Hamur parçalarını şu şekilde parmaklarımın arasında açarak arasına kaşar peynirinden yerleştiriyorum ve iki ucunu birleştirerek kapatıyorum. Daha sonra aralarında boşluk bırakarak yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Poğaçalarımı şu şekilde tepsime dizdikten sonra tepsi mayası için kenara alarak diğer poğaçalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Kullanmış olduğumuz ölçülerle toplamda 2 tepsi poğaça elde etmiş olduk. Tepsi mayası için yaklaşık 15 dakika kadar bekletmiş olduğum poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürüyorum ve önceden 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma götürüyorum. Nar gibi kızaran poğaçalarımızı fırınımızdan aldık. İlk sıcağı çıktıktan hemen sonra hep birlikte doku testine geçiyoruz. Poğaçalarımdan bir tanesini kamerama yaklaştırarak sizlere yakından göstermek istiyorum.
Şu poğaçanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bana göre yüzeyi çıtır çıtır pul pul dökülen, incecik ara katları ve yumuşacık dokusuyla şahane bir tarif oldu. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve seversiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.